Yusuf Bayrak Şırnak'tan 8. ayın 3'ünde vahşice öldürülen Pınar Bayrak'ın öz amcasıyım. Öldürülmeden önce bu baba Sülopi'ye kaçıyor. Sülopi de ablam Güller'e filan onların yanına kaçıyor. Bunlar geliyor. Eyüp Ece'le beraber, kardeşiyle beraber işte biz geri almak istiyoruz. Şu bu carcut Pınar gitmek istemiyor. Ve bu bir ay süreden sonra yine Ziya Ecel artık kimle beraber tam olarak bilemediğim orada gidiyor. Pınar'ı oradan alıyor. Yine oradan da ses kayıtları var. Yeğenimi attığı gelmiş beni almış. Benden haber almayana kadar beni aramayın diye nefes nefese kaldı. Ses kayıtları mevcut elimizde. Ve o şekilde artık kardeşiyle mi tehdit etmişler. Zaten daha önce de bu olaylar yüzünden ben kendi kapımın önünde kardeşini de silahla arabaya bildirmişler. Mesut Ecer, Eyüp Ecer, Ziya Ecer ve daha amca çocuklarıyla beraber Ömer'in kafasını kırarak arabaya bildirmeye çalışmışlar. En son öldürmeden 2 ay önceden ve 3 aydan beri Pınar artık ben bu insandan ayrılmak istiyorum. Yeter. Ben dayanamıyorum. Yeri gelip çocuğu da vermese bana ben artık bu insana dayanacak gücüm kalmadı. Bu insan artık beni öldürecek diye bunu defalarca sağda solda dile getirmiş. Üçünde saat 3'te üvey kız kardeşi İrem Doru'yla telefonla konuşurken o gün içerisinde de 3. kezdir İrem Doru'yla konuşuyor. O gün içinde 3. kez İrem Doru'yla konuşuyor. İrem Doru'yla konuşurken Ziya kapıyı çalıyor. Dur bir dakika diyor, Ziya geldi diyor. Ziya içeri girer girmez bunu dövmeye başlıyor. Ve orada çocuğu da anneme yapma diyor. İrem de bunu aynı şekilde duyuyor. Ben ne yaptım Ziya? Niye beni dövüyorsun? Seninle tartışmadım, kavga etmedim. Niye küfür ediyorsun bana? Niye beni dövüyorsun? Ne yaptım ki de dövüyorsun beni? Bu şekilde sesi kesilmiş ve telefonu da kesilmiş. Saat 3'ten sonra, bu olay olduktan sonra gece, geç saate kadar evde tutuluyor, banyoya sokuluyor, banyoda kanları yıkanıyor, elbisesi çıkartılıyor ve üstünde elbise tahminimizce bildiğimiz kadarıyla elbise olmadan battaniyeye sarıp o şekilde asansöre bindirip hastaneye atılıyor. Banyoya sokmuşlar, orada üstündeki kanları yıkamışlar, soyundurmuşlar ve sonunda sonra yine battaniyeye sarıp o şekilde hastaneye götürmüşler. Pınar'ın kendi telefonunda, Ziya Ecel'in kendi telefonunda, polisin önünde olması gerekirken şu anda bu telefon kırık, Pınar'ın telefonu bizde, eşyalarla beraber, kan elbiseleriyle beraber bizim elimizde, kendi telefonunda ailesinin yanında. Sırf olaydan önce aile meclisinin kararını kimse bilmesin diye, içindeki deliller yok olsun diye, kimse görmesin diye bu telefonu ailesine teslim etmiş, saklamış. Kanlı elbiseleri bu şekilde yeğenim, zaten biz haberimiz yoktu bundan. Savcının aldığını biliyorduk. Diyorduk yani delilleri onlar toplamış, onun özel eşyalarını polisler almıştı, savcılık almıştı. Biz öyle biliyorduk. Çünkü bu konuda hastaneye getirdikten dakikadan itibaren ne bir polis ne bir savcılık hiçbir şekilde bizimle bir bağlantıya geçmiş değil ailesi olarak. Ne bana ne babasına ne kardeşine hiçbir şekilde aileden hiç kimseyle bir bağlantı kurmuş değiller. Kardeşi Ömer Bayrak bu Ahmet Ercan'la diyaloğa geçiyor. Diyor ki kardeşimin eşyaları nerede? Ne oldu? Ne olmuş? Diyor ki kardeşinin elbiseleri her şey diyor. Bende diyor. Bende mevcut diyor. O zaman diyor ki bana getir diyor, ona getirmiyor diyor, ben Şırnak'a gelmeyeceğim diyor. O zaman diyor yeğenimiz akrabamız Serhat Bayrak'a teslim et diyor. Serhat Bayrak bu eşyaları almadan önce 5-6 kez bizzat cinayet şubeyi arıyor, emniyet asayiş şubesini arıyor. Diyor ki Ahmet Ercan denen şahıs bu olayda maktulün eşyaları savcılıkta olması gerekirken, polisin önünde olması gerekirken bana teslim etmek istiyor. Alayım bunları almayayım mı diyor. Bu şekilde polisin dediği şey şu, alın diyor. Delilleri yok edenlerin arasında Rozalin Balkan, Türkiye'nin zenginliği kızın bir tanesi. Yani sayılır. Ve Meryem Ecer 10 yıllık onun hizmetçiliğini yapmış. Ne hikmetse Meryem ona demiş ki, kardeşimin evin kirli, gidip onun evini temizleyelim. Ve çilingir yardımıyla ev açılıyor. 10 yıl hizmetçilik yaptığın bir şahıs, zengin olan bir kız, nasıl da gider bir işçisinin, bir hizmetçisinin evini, kardeşinin evini temizler. Kameralarda hepsinde
polisin baktığı kameralarda Ruzelin Balkan'ın eve girip de eşyaları çıkardı, evi yıkadı, delileri yok etmeye çalıştı deliler arasında. Bu sadece şu anda bizim başımıza gelen bir şey değil. Biz bu kadın cennetinin hepsine karşıyız. Bizim içimiz yandı, başkalarının içi yanmasın. Başka kadınlar ölmesin, başka kızlar ölmesin. Ve her gün bunun gibi, benim Pınar yeğenim gibi, kızım gibi yüzlerce kadın katlediliyor. Benim istediğim bu insanların bir ceza almaları, katillerin dışarıda gezemesi, bu insanların bir ders alması, daha kadınlar ölmesin. Benim istediğim bu. Bundan ibaret.